Endişeliydi, öyle değil mi? Hani evet. Doğuya gidiyoruz. Evet. O çocukları bugün gördük, hepsi bize el sallıyordu. Evet. Çok değerliler, hiç beklemediğimiz kadar güzel geçti. O yüzden tekrar tekrar teşekkür ederiz ve başkanımıza. Tabuları yıktık diye. Evet, tabuları yıktık diye başkanımıza. Yine yediğiniz can olsun, içtiğiniz kan olsun, yarasın inşallah afiyet olsun. Ankara'dan, Kırşehir'den çıkarak Doğu'nun, Güneydoğu'nun icra köşesinde bulunan ancak Türkiye'nin en güzel ilçeyi seçilen Midyat'ı da bu vesileyle tercih etmiş olmanızdan dolayı mutluluk duyduğumuzu ifade etmek isterim. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Hele hele barışa doğru giden çözüm sürecinin devam ettiği bir tarihte sizleri burada görmekten bir katkı olarak, bir destek olarak onu biz değerlendiriyoruz. Yine bundan dolayı teşekkür ediyoruz. Demek ki ön yargı kırılmıştır. Rahat rahat yollara düşerek, zahmetlere katlanıp bizi ziyaret ettiğiniz bu çok önemli bir delildir. İnşallah bu süreç böyle devam ettiği gibi olumlu bir şekilde meyvesini verecektir. Bu da bizi mutlu kılacaktır. Midyat'la Midyat'la ilgili, Doğu, Güneydoğu ile ilgili bu ön yargının kırılmış olması, öyle bir anlatıldığı gibi olmadığının bilinmesini siz anlatırsanız bu bizim için yeterlidir. Bizim kapılarımız sonuna kadar her zaman sizler için açıktır. Tekrar hoş geldiniz, sefalar getirdim diyorum. Biz Ankara'da gidiyoruz. Lakin Ankara'da yaşayan Kırşehirler olarak buradayız. Başkanım Midyat'tan bahsederken ben de Kırşehir'de bahsetmek istiyorum. Bizim de çok güzel bir tarihimiz var. Gaci beylerimiz, Ali evlatlarımız, Aşık Paşalarımız var. Neşet Ertaşlarımız, yakın tarihimizde Neşet Ertaş, Muharrem Ertaşlarımız var. Biz de buraya geldik. Başkanımıza çok teşekkür ediyoruz. Bugünün anlamına ve anısına olarak Kırşehir'e özel Ahi Evran heykelciğini takdim etmek istiyorum. Bugünlerimizden İnsanların üzerindeki bir tabuyu yıktık, bir doğu korkusu tabusunu yıktık. İnşallah da son dönemlerde basında da sık sık yer aldığı gibi bu barış olayı inşallah başarılı sonuçlar doğurur ve ülkemize hayırlı olur. Ön yargımız çok fazla vardı. Biz Kırşehirliyiz her şeyden önce. Biz ülkenin en ortasında olduğumuz için terörü görmedik, savaşı görmedik. Burada hep bir terörün olduğunu ve doğuda yaşamın çok zor olduğunu, tehlikeli olduğunu bize anlatmışlardı. Buraya geldiğimizde böyle bir şey olmadığını gördük. Doğunun korkulacak hiçbir yer olduğunu, olmadığını, terörün burada olmadığını ve Doğu insanının gerçekten de çok sıcakkanlı olduğunu, çok hürmetkar olduğunu ve çok güzel bir doğa güzelliği olduğunu, tarihi kültürü olduğunu anlatacağız. Ha, biz Şırnak'a gitmedik, bir Cizre'ye gitmedik ama bu bir başlangıç. İnşallah oraya da çok daha bir şekilde gideceğiz. Mesela benim kızım seneye mezun olacak psikolog olarak. Önceden düşünürdüm Doğu'ya tarzı çıktığı an göndermem diye. Ama şimdi buradan vazgeçiyorum. Ülkemin her yeri en güzel yerinde Midyat olduğu için.